Zuhal Hanım, Gökhan kızımızı ilk buluşmada tam 1 saat 45 dakika bekletmiş. Aa, ekti mi seni? Ben de gelmeyecek sandım, gidecektim artık. Aa, 1 saat 45 dakika hayatta bekleme. Bir de soğuk Zuhal Hanım, buz, dondum. Neredeymiş, niye bekletmiş, sen niye bekledin? Ne yapmış 1 saat 45 dakika? Arabayı yıkamaya götürmüş, arkaya çok araba gelmiş, çıkamamış, beklemiş, ben de bekledim yani. Pastacı Laz yaptıracak günü mü bulmuş? Yok yok, ben öyle dedim oğlum, biraz sen... O işte başka bir şey var. Yoksa kızımız evde kalmaktan korktuğu için mi beklemiş? Zaten almasaydı kalmıştı mikser. Yok Zuhal Hanım, ben dedim, ilkten kendine ağır sat dedim. Aa! Geciktir dedim. Aa, Nazmi Hanım'a bak sen, sessiz Nazmi. O da öyle. Sen o 2 saat kayınvaliden yüzünden beklemişsin oysa ki. Bakalım dedi. Taş koymak istedi ama imkanı yok. Yok, bir bekleyecek. Bana karşı. Bakalım oğlum, seni dedi bekleyecek mi? Bir dene, sabrı var mı? Muharebeyi kazanmışsınız ama savaşta yenilmişsiniz, söyleyeyim size. Yok, çocuğu da hemen yaptım Zuhal Hanım, kaçamasın, kaçırtmasınlar diye. Kız neler diyor sen? Diyorum, yaptım bu yani. Bu dinler neler diyor, bu kulaklarını çocuğu hemen yaptım kaçak. Beni kandırdı Zuhal Hanım. İşte bakın, Gökhan'a da aynı işlemi yapmış. Aldı bastı, suyunu çıkardı ya, ezdi, posası kaldı. İşte Gökhan da. Anneciğim, kız tarafı kim, erkek tarafı kim anlamadım ben. Resmen kafam karıştı. Vallahi biz de, ben de karıştırdım. Ben biraz durayım, burada bronzlaşırım. Gelinimiz böreğin iç harcına koyacağı bal kabaklarını evden getirdiği rende makinesine alıyor. Zuhal Hanım nişan alışverişine gidiliyor ya, evet. Gelin kaynana falan gidip kaynanam kus perişan oldu. Nasıl kusuyor? Niye? Çok hastalandı nişan alışverişi ya. Nasıl istifra? Her yere istifra etti, her yere. Bir makyaj takımı falan almayalım diye kusu verdi her yere. Tövbeler tövbesi. Makyaj yok ki, ben hiç makyaj yapmadım. Ben yapıyorum anne. Artık baba lazım oldu. Benim oğlum olamaz. 2021'e çok hızlı bir giriş yaptık sevgili izleyenler. Mutfakta bir canavar var. O da mikser. Evet, yalnız şu kek. Hala şüphelerim var. Gerçekten ben yaptım Zuhal Hanım. Böreğe devam eden yarışmacımız iç harcında kullanacağı kabakları rende makinesinden geçiriyor. Hadi ben ceketimi alayım çocuklar. Düdüklüler harekete geçti. Düdüklü fısladığı an benim şimdi başka işlerim de var. Hoşça kalın Zuhal Hanım. Hadi bay bay. Gelin hanım, şu ana kadar neler yaptın? Ben kabağımı rendeledim. Bal kabağı için özel makine mi getirdin? Bravo gelin hanım. Bal kabaklı böreğin içine girecek cevizler rondoya alınıyor. Düdüklülerde neler var gelin hanım? Etim var, kestane, tatlımın kestanesi var. Anne de yeter mi ceviz? Yetmez! Kime yeter o? Yeter, onları bırak. O cevizler ne için? Tatlının şeyi bu. Adını bilmiyor musun? Bal kabağı tatlısının içine koy. Cevizler rondodan geçtikten sonra rendelenen bal kabakları şekerle karıştırılıyor. Anneciğim gelin çok panik. Hiç panik değilim. Olsa da olur, olmasa da olacak çünkü. Nasıl yani? %100. Kendine güveniyor musun? Vallahi güvenmesine gelir miydik? Bir yaşta çocuğumu bıraktım. Sana kayınvaliden bile güvenmiyor. Normalde de güvenmiyor. O çocuğunu aldım ya. Anneciğim, geline güvenmiyor musun? Her an alıp gidebilir mi oğlunu da? Alır mısın gerçekten? Alamaz. Eda, Edirne'ye taşınacağınızdan kayınvalidenin haberi var mı? Sen de hiç sırt tutamıyorsun. Yufka nerede? Mikser. Eda, bal kabağından böreğinde kullanacağı hazır yufkayı arıyor. Yufkayı nasıl göremezsin? Tekrar aç buzdolabını, bak yukarı. İnanamıyorum gelin hanım. Yetmiyor. Bu arada boyun kaç? 1.51. Biri de unutmayalım. Yufkayı nerede kullanacaksın? Böreğimde. Sodam nerede? Anneciğim gelin çok panik. Ya panik değilim. Ben vereyim, onları verebilirim. Tabii anne, sen bunları versene, çalışmıyorsun. Açacaksın her anne, çabuk. Neden yardım etmiyorsun kızımıza? Ama benden kaçmayı düşünüyor, yapsınız o. Anne bu şey... Valla bundan sonra biz ne yaparız bilmiyorum. Yoksa bilerek mi yapıyorsun? Yok, kaçacaklarmış, öyle dediler. Anne onu yağıyla karıştır. Anne yağ koy içine. Bal kabağından börek için hazır yufkalar açılırken ayçiçek yağıyla soda karıştırılıyor. Siz benim oğlumu görseniz. Nasıl? Masmavi gözlü, sapsarı saçlı. Sana mı benziyor? Dedesine benziyor. Dedesine mi? Babama. Neden üzülüyorsun o zaman? Azıcık annesine benzetti. Emek verdim. 9 ay taşıdım, çalıştım. Anne zannediyor, çocuk bize benziyor. Kesilen hazır yufkalara yağ ve soda süren gelinimiz üzerine bal kabağı harcını koyuyor. Anneciğim, gelin yürürken kira mı istiyor? Biraz öyle. Biraz ağır mı? Biraz ağır, biraz da cimridir. Cimri mi? Gerçekten cimri misin gelin hanım?
Ya paramı paylaşmayı sevmem, malımı paylaşmayı sevmem, kocamı paylaşmayı, çocuğumu paylaşmayı sevmem. Hiçbir şeyi paylaşmayı sevmem. Sevmez misin? Kimseden de bir şey istemem. Gerçekten mi? Alışverişi sevmez misin? Yok yok, paramı harcamam öyle. Harcamaz mısın? Peki kocan tutumlu mu? Kocam da tutulma ama benim kadar değil. Kıyamaz Sinan'ın... o. O bize kıyamaz. Bizi ne istesek olur. Para harcamamak için mi kayınvaliden de yemek yiyorsun? Vallahi biz aynı markete belki gideriz. Öyle öyle. Gitmeyiz. Tabii öyle. Parayı diyor mu? Kahvaltılık hiç alınmaz bizim evde. Pazarları çünkü kayınvalidem dedi. İnanmıyorum. O zaman sizde kahvaltı masrafı da yok. Zaten çocuğum var ya, dışarı da çıkamıyorum. Kayınvalideme söylüyorum. Kayınvalidem gidiyor. Oh mis gibi hayat. Bu arada kayınvaliden çok ilginç bir şey anlattı. Masraf olur diye balayına gitmemişsiniz. Gittik ona ya. Bak yalan bak bu. Ama ucuz bir yere gittik. Nereye gittiniz? Bolu'ya gittik. Peki balayında ne kadar para harcadınız? 1700 liraydı. 2 gün 3 geceydi. Sadece 2 gün mü? Sana bir şey söyleyeyim Mikser. Kocam var ya, şeyden hiçbir şey söylemedi aşağıdan. Bir kere kahvaltıyı kaçırdık, bir tek kahvaltıyı söyledi. Açık büfe ya hani. Ama balayına gitmişken baş başa yemek yemek de lazım. Ya orada açık büfe var, bedava yiyorum işte orada. Erkenden kalkıp kahvaltıya yetişiyorduk. Dışarıdan yemeğe kaç para verdiniz? Dışarıdan değil, şeyden yedik de. Büfe. Ama geç kaldın ya, kapanıyor açık büfe, biliyorsun. Hiç gitmedin mi otele? Yok canım, ben tatile bile çıkmıyorum. Şöyle top top yapma kızım, yay. Şekerli bal kabağı harcıyla sarılan yağlı hazır yufkalar tepsiye girdikten sonra son şeklini alıyor. Bal kabaklı börek yedim ama hamsinin yanında yahut da bir başka bir balığın yanında yemedim. Hele de az hazır yufkada hiç yemedim. Börek, hamsi kuşunun yanında bal kabağından börek. Keşke kabak tatlısı olsa belki daha iyi olacaktı. Bal kabağından börek. Bir de ya hiç yemedim, bilmiyorum. Eda, Gökhan ailesiyle yaşamak istemedi mi? Gökhan var ya, kalabalığa bayılan bir çocuk. Kalabalığa bayılıyor ama ben kalabalığı hiç sevmiyorum. Anneciğim, bu kızın seninle ne alıp veremediği var? Ya tek yaşamak istiyor oğlumla. Gökhan'ı anasından neden ayırıyorsun? Biz de çalışıyordum, zaten az görüşüyorduk. Ha. Ne yapayım? Annem görmüş 28 yıl. Azıcık da ben görüveneyim. Anneciğim, gelin seni oğlundan ayırıyor. Artık yapmıyorum ama. Gerçekten yapmıyorum. Bak sor anneme. Evlendiğiniz zaman kayınvaliden Gökhan'ın fotoğraflarıyla uyuyormuş. Biliyorum, ağlıyormuş. Şaka değil bu, gerçek. Doğru mu anneciğim? Ya şey, ikiz de onlar hiç ayrılmazlar. İkisi gelirdi akşam, ikisi giderdi. Sanki bir... Anne, atıyorum fırına. Tamam. Atma dur, ne yapıyorsun? Of, mikser lütfen. Erken değil mi? Bunu bir güzel bak, şeyle çok saracağım. Sıcak servete falan bir börek değil bu. Eli böğründe de var ya, o biraz uzun oluyor. Yok, bu zaten çok sıcak, yenmiyor yani. Hamsi kuşunun yanında bal kabağından böyle börek. Bal kabağı tatlı. Gerçekten olmaz. Başka bir seçim yapsaydı daha iyi olurdu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.